Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer, yüklediğim videoları kaçırmadan anında izleyebilirsiniz. Bugün sizlerle beraber takı yapalım istedim. Bir küpe aksesuarımız olsun istedim. Şu şekilde Foyasından, hepinizin bildiği bir model aslında. Biz bunu e, şıklığınıza şıklık katsın diye küpeye çevirdik. Böyle bir küpe aparatım var. Ben bir tekini yaptım, bir tekini de sizlerle beraber yapalım istedim. Çok basit, kolaylıkla da bulabileceğiniz bir e, takı aparatı. Ya da bu eski küpelerinize değerlendirebilirsiniz. Burada da küçük minik pit bull dediğimiz bit pulllarımız var. Pit boy diyoruz biz bunlara. Çok küçük, en küçük boy pullarımız. Şimdi şu iplerimizi alalım. Bunu da böyle kenarıya alalım. Yeşil ipimizi takıp başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz işimize başlamadan önce elimde sihirli halkamı yaptım buraya ipimi sabitliyorum düğümümü yaptım şu şekilde bakıyorum ipim geliyor bunun içerisine zürafa yapıyoruz şu şekilde bunun içerisine 10 tane zürafa yapacağız. Bu şekilde biraz uzun video olacak diye hızlandırılmış bir şekilde çekmeye çalışıyorum videomuzu. 10 tane zürafamı yaptım içerisine. Şimdi ipimi asılıyorum. Ve burayı birleştirdim. Hemen bu yan taraftaki zürafamın içerisine Batıyorum. Buraya aynı zürafa içerisine tekrar battım ve bir tane de ipimin tek katını aldım. Hemen bu yan taraftaki zürafama batıyorum. İpimi altta yürüttüm ki bu ucu hani sağlam olsun, fırtmasın diye ipimi başa aldım bu şekilde. Şimdi buradaki zürafamın sayısı 3 oluyor. Sadece yanlardan artırarak sayım 3. Tekrar ipimi atıyorum. çok e, böyle minik minik sık zürafalar yapıyoruz onun için de iğnemizi olabildiğince e, ince bir iğne kullanıyoruz zaten iğneniz ne kadar küçük olursa ince olursa iğne oyanız da o kadar sık ve e, güzel olur daha böyle ilmeklerini sık sık olur o da güzel gözükür sayımıza hemen bir de sondan artırma yapıyoruz. Bir baştan bir de sondan. Sayım 5 oldu. Bu sayım ip atıp tekrar 7 olana kadar devam edecek. Evet arkadaşlar bu sayım 7 oldu. Şimdi 7 olduktan sonra buradaki iplerimi kesiyorum. Bu alt ipimizi de dibinden kesebiliriz artık. Bunlarla işimiz kalmadı. Böyle bir halkalı uç yapıyoruz. Şimdi diğer kısma geçelim. Pembe ipimi taktım. Siz bu renkleri tabii ki kendiniz istediğiniz farklı renklerde yapabilirsiniz. Bu ilk baştaki ilmeğime ipimi tutturuyorum. Şu uç kısmını da şöyle tamamen getirdik. Bir zürafanın içerisine iki tane zürafa yapıyoruz. Bunlar da aynı şekilde çok minik zürafalar. Aynı aşağıdaki yaptığım gibi ip atıyorum. Bunu da artırıyorum. Bu şekilde sayım 3 oldu. İp attım. Şöyle göstereyim. Baştakine bir tane batıyorum. Sondakine de tekrardan batarak artırma işlemimizi yapıyoruz. Bu sayımız da aynı şekilde 7 olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde üst sayım 7 oldu. İsterseniz buradan ipinizi kopartabilirsiniz. İsterseniz hiç koparmadan iki zürafa atlayıp 3. yani tam ortadaki zürafamıza şu şekilde inip buraya da aynı şekilde 2 ile başlayıp diğer Piramitimizi diyeyim. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Bunu birkaç sıra gittikten sonra böyle ya da bitirdikten sonra da dip kısımlarında bu şekilde kesip ayırabilirsiniz. Bunu da aynı işlem yaparak. 7 sayısına kadar çoğaltıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde diğer yapraklarımı da tamamladım. İlk başta 7 yaptığım için birinci ilmeğime zürafamın içerisine yaptım 2 ile başladım 7'ye kadar artırdım sonra aradan 2 tane zürafa atladım tam ortadaki zürafamıza 2 ile başlayıp 7'ye kadar çıktım ve eşit olması açısından 2 tane zürafa bıraktım ve sonuncu zürafama da 2 ile başladım 7'ye kadar çıktım şimdi bu aradaki krem rengi yerimizi yapalım ipimi her zaman olduğu gibi buraya sabitliyoruz. Tabi ben sabitleyemedim. İpimizin ucunu şu şekilde ve buraya bir tane aynı zürafa içerisine batarak bir tane çoğaltıyoruz şu ucunu keselim. Yatam bunu sıfır yapmamız gerekiyor. Ya da bu şekilde çıkıntılar olduğu zaman çirkin gözükmesin diye kesmemiz gerekiyor. Şimdi sırayla ilmek atlamadan her zürafamızın içerisine batmamız gerekiyor. Küçük zürafalar yaparak bütün zürafa içerisine batıyorum. Bu şekilde. Ben renklerini bu şekilde ayarladım. Tabii ki e, videonun sonunda inşallah bu renk numaralarını da vereyim. Yapmak isteyen arkadaşlar beğenen arkadaşlar olur belki diye. Ama sizler bu e, oyalarınızı istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz atıyorum bir e, kıyafetiniz vardır ona uygun bir şey yapmak istersiniz 2 renk 3 renk ya da daha fazla rengarenk bile yapabilirsiniz e F sadece e, böyle takılarda değil e, Örtü kenarlarında Farklı mesela fularlarınızda kıyafetlerinizde bile kullanabilirsiniz. Güzel, hoş bir oyamız bu da. Ben e, küpe için biraz küçülttüm. Siz bunu tabii ki e, sayılarını artırarak daha da mesela hem renkli hem de sayılarını artırarak daha da büyük e, bir şekilde de yapabilirsiniz. bu şekilde buradaki son ilmeğimin içerisine de aynı şekilde tekrardan batıp çoğaltıyorum. Çevirdim. Aynı delik içerisine batıyorum. Burada bir tane zürafa ilmeğim oluyor zaten. Hemen yan taraftaki ilmeğime geçiyorum. ilmeği takıldı. Boyamız İkinci sıramızda bu aralardaki geçiş yerlerimize de battığımız için birer tane de buralardan ilmek artmış oluyor. Bu şekilde. gösterelim. Beni Seyda Sevda Tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da çok hoş güzel modellerimiz var. Oradan bana yazıp sormak istediğiniz sorularınız varsa da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince onları da yanıtlamaya çalışırım arkadaşlar. Bu şekilde ve en son ilmeğime geldim. Bitirdim. Bu şekilde yapıyorum. Burayı da aynı şekilde döndüm. Pardon. Bunun da içerisine bir tane daha yapıyoruz. Döndürdüm ve buraya batıyorum. Bu e, alttaki kremimi bu şekilde 3 sıra yapıyorum. Aynı işlemi başa kadar getirelim. Şu şekilde göstereyim. Başa kadar gelelim şimdi. Bu şekilde sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim. Bu e, kremdeyken üst sayım 23 olacak arkadaşlar. Sayım 23. Şu şekilde. 23 olduğu zaman tam e, denk geliyor. O yüzden bu sayılar da önemli diye düşünüyorum. Burada krem ipimi de kopardım. Şimdi sıra diğer bir rengimde. Hemen. Ben mavi kullanmıştım. Mavi rengimi alıyorum ve bu ilk baştaki zürafama ipimi sabitliyorum. Biraz uzun bir ip takmıştım ben e, kopartma olmasın diye. şu şekilde ipimi birazcık çektireyim Evet şimdi buraya tekrar iki zürafa yapıyorum bir ve iki aynı ilmek içerisine iki zürafa ile başladım ip atıyorum 2 3 Tekrar ipimi attım. 1 düğümüm olmamış pardon hemen bunu geri söküyoruz bu tür şeyler tabii ki olabiliyor sizlerin de anlayışla karşılayacağını umuyorum bu şekilde 3 oldu bir sıra daha artırıyorum sondaki dilime de geldim 4 oldu ve son sıram bu sıra 5 sıra olacak ipimi attım aynı ilmek içerisinde tekrar bir ilmek daha yapıyorum ve bütün ilmeklerimi atlamadan sayımı 5'e çıkartıyorum 4 oldu. Ve sayım 5 oldu. Şimdi buradan 1 2 tane ilmeğimi atlıyorum. 3. ilmeğime ipimi attım. Tekrar 2 ile başlıyorum. Aynı şekilde 5'e kadar artıracağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sona kadar bir iki tane atlayıp aynı şekilde 3. zürafamın içerisine iki tane battım. Bu şekilde 3 Biraz daha e, yoğunlaştıkça daha çok ilme dokunmaya başladı. Aynı şekilde sayım 5 olana kadar devam ediyorum. Bu şekilde sona kadar geldim. Sona kadar geldikten sonra bu aradaki ipleri kesip şu şekilde bunları temizleyelim. Düğümlerin diplerinden keserek bunları pürüzsüz hale getirelim. Daha sonra elimizde böyle düzeltelim. İşimiz düzgün olsun şu şekilde. Böyle bir görüntü alıyor mavi sıramızda gittikten sonra. Şimdi tekrar krem ipimizi alıyoruz. 1. zürafa ama bunu sabitliyorum. Biraz önce artırma işlemi yaptık kremde. Bunda artırma işlemi yapmıyoruz. Artırma işlemi yaparsak bu üst taraf daha çok böyle dağılır, açılır. O yüzden biz toplasın istiyoruz biraz daha. Ondan dolayı da hiçbir şekilde artırma yapmadan hemen yan taraftaki zürafama batarak ve her zürafama şu şekilde batarak ilerliyorum. Bu geçişlerde de sanki yani hemen bir yan taraftaki zürafaya batacakmışım gibi sık bir ip atarak geçiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde sona geldim. Sonda da hiçbir şekilde artırma yapmadan hemen çeviriyorum. İçerisine bir tane battım ve yine bütün ilmeklerime batarak devam ediyorum. Ben videolarımı sonuna kadar hani bunun başa gelene kadar kamera önünde yapmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Sizleri de çok fazla sıkmak istemediğim için önemli yerleri, ayrıntıları, detayları göstermek istiyorum. Aynı olan şeyleri genellikle kamera arkasında yapıp videomu olabildiğince kısa tutup sizleri de sıkmak istemiyorum. O yüzden dolayı ara ara yaptığım yerleri gösteriyorum. Bunu da bu şekilde açıklamasını yapayım. Neden hani böyle yaptığımı soranlar var. Zaten aynı şeyler. Aynı şeylerin de e, göstermemin videoyu boş boşuna gereksiz yere uzatıp da izleyicileri de sıkmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Herkes izlerken, yaparken keyif alsın diye önemli yerleri, püf noktalarını gösteriyorum. Yoksa zaten başlangıç nasılsa mutlaka ki devamı da o şekildedir. Bunu da aynı şekilde sona kadar geliyoruz. Kremim tamam. Altta 3 sıra yapmıştım. Yukarıya geldiğimde kremimin 2 sıra yeterli olduğunu düşündüğüm için kremime 2 sıra yaptım. Şimdi geldik en son kısma. Yavaş yavaş küpemiz bitmek üzere artık. Son sıralarındayız şu şekilde yeşil ipimi sabitledim sıram yetsin sayım yetsin diye burada aynı yere battım ve sayımı 2 yaptım tekrar bir bunun da tepesine çıkıyorum Burada küçük bir üçgen oluşturdum. Şimdi buradan artık pullarımı takacağım. Bir tane pulumu taktım. Hemen yan taraftaki zürafama bu şekilde batıyorum. Tekrar yan taraftaki zürafama bir ilmek attım. Bu da ikinci 2 zürafa yaptıktan sonra Geri geliyorum Yan taraftakine bir tane daha Bunun da tepesine çıkıyorum Ve tam tepedeyken Bir tane Pul alacağım Pulumu takıyorum Bu şekilde aynı şekilde devam ediyorum. 2 yaptım. Buraya bir yapıyorum. Tepeye geldim. Bir tane pulumdan Takıyorum. Siz bu pul yerine renkli tahta boncuk ya da cam boncuklardan da takabilirsiniz. Tek renk şeffaf ya da herhangi bir e, renkli küçük kesme boncuklardan da oya boncuklarından da takabilirsiniz. E, benim yaptığım gibi pul da takabilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı bir şey. Ya da evimizdeki malzememize göre değerlendiriyoruz şu şekilde tepeye geldim yine bir pulumu alıyorum ve artık sona kadar bunu bu şekilde devam ediyoruz şöyle göstereyim pullarımı biraz daha netleştirelim resmimizi şu şekilde uçlarına taktım Böyle. Sona kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sona kadar da geldim. Pullarımı taktım. Ve efe oyam, küpem hazır. Şimdi bu aparatımı zaten çok basit görüyorsunuz. Şuradaki halkadan şurasını geçiriyorum. Ve burasını bir pense yardımıyla ya da pensemiz yoksa da Zaten çok ince bir şey. Makasınızla hemen sıkıştırıyoruz. Bu şekilde küpemiz hazır. Hemen iplerimin numaralarını da vereyim. Daha sonra da tekrar bir eee gözde geçirelim küpelerimizi. Krem rengim zaten e, burada yazmıyor. 501 numara krem rengim. Mavi 775 Pembe 779 ve yeşilim 551 oyalı suni ipek kullanıyorum 4 katlı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Küpelerimiz bu şekilde hazır. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.